Herkese merhaba arkadaşlar. Dün Türkiye'den arkadaşım Gizem'le konuşuyorduk işte ne yapsak ne etsek ne zaman buluşsak falan diye. Ve işte o mu buraya gelse ben mi oraya gitsem diye düşünürken bir anda dün akşam Poznan'a gitmeye karar verdik. Poznan'da buluşacağız ama ben geç kaldım. Otobüsüme 20 dakika falan var ve ben daha yeni çıktım. Muhtemelen yetişemeyeceğim ama hızlı hızlı gitmeye çalışıyorum şu an. Bunu kapattıktan sonra da hemen koşmaya başlayacağım. Arkadaşlar tramvayı bir 10 saniyeyle kaçırdım. Giderken gidişini izlemek zorunda kaldım. Benim otobüsüm 35'te kalkacak. Umarım bir sorun olur da 40'ta falan kalkar çünkü sonraki tramvay 9 dakika sonra ve yani uygulamada gözüken şeye göre tam 35'te benim durağıma varıyor. Oradan da koşacağım ama yetişemezsem ne yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlar yetişemedim tabii ki. 10 dakikayla falan kaçırdım. Önceki tramvaya binsem belki kılpayı yakalayabilirdim ama bunu yakalayamadım. Yani ben de 4.30'da uyanıp 6.30'a kadar ne yaptım bilmiyorum. Yani nasıl yetişemedim. Gizem çoktan Poznan'a vardı. O zaten otobüsü 3'teydi. O 3'tekine binebildi, ben sabah 6.30'dakine binemedim yani salak gibi. Şimdi tren istasyonuna doğru yürüyorum. Treni yetişmeye çalışacağım. Orada muhtemelen yetişemeyeceğim ve saat 10'daki treni bilet almaya çalışacağım. Umarım elden bilet alınabiliyordur. Çünkü internetten almaya çalıştım, bir türlü üyeliğimi kabul etmedi. Kullanıcı adını kabul etmiyor ama sürekli değiştiriyorum, anlamadım. Umarım yetişirim. Arkadaşlar trene yetişemedim. Yani zaten yetişemeyeceğimi biliyordum. 7.42'ye yetişemezdim. Çünkü zaten bilet almaya geldiğimde 7.40 geçiyordu. Onlarla anlaşmaya çalıştım. İngilizce bilmiyordu bir tanesi. Diğer tarafa yönlendirdi. Orada İngilizce konuştuk, bir şekilde anlaşmaya çalıştık. Ve öğrenci bileti aldım ama şu an şeyden emin değilim. İçeride öğrenci kartı falan sorarlarsa problem olabilir. Çünkü benim daha öğrenci kartım çıkmadı. Ama umarım sorun olmaz. Bilmiyorum. 22 zloty'ye falan aldım. Normalde 46 zloty olacaktı. Öğrenci aldığım için 22 oldu. Umarım sorun çıkmaz. Saat 10'u aldım. Gizem'le bir konuştuk acaba iptal mi etsek. Çünkü ben bir türlü gelecek bir yol bulamıyordum. Hani otobüsler yoktu. Bla bla diye bir uygulama indirdim. Oradan araba bulamadım. Tren kaçıyordu. Yetişemem çok zordu falan. Ondan sonra hani iptal etmek yerine hani o kadar sonuçta şey strese girmişiz. Gizem ta oraya kadar gitmiş. İptal ettiğimizde iade falan alacağız ama sonuçta belli bir miktarda şey olmuş oluyor. Masraf yapmış oluyoruz. Dedik ki tren bekleyeyim. Öyle 11.30'da falan varmış olacağım Poznan'a. Bakalım nasıl olacak sonrası. Arkadaşlar hayatımın en zor günlerinden biri. Sonunda buluştuk. Gizem 6 saat beklemek zorunda kaldı üç beni. 3 saattir Starbucks'ta oturuyorum. Artık barista bana bakıyordu. Starbucks'ta ne kadardı kahveler? 12 zlotydı bir Amerikano. Yani bu sen bana ödeyeceksin 50 TL. Ben bir tane donat alacağım bir Dronka'dan. Ay yürü değil. 1 zloty. Kanka 1 zloty. En pahalısını alacağım arkadaşlar. Şu an bir yerde Harry Potter müziği çalıyor. Aa, ben olayları anlatayım mı? Tamamdır. Anlat. Arkadaşlar bana acıyacaksınız. Bu arada şu çantayla gidiyorum. Uzan'ın küçük çantası var. Şu an eşekteki Nasrettin Hoca'nın yanındaki çocuk gibiyim. Anladın mı? Hayır. Hani şey Nasrettin Hoca diyorlar ya çocuğumu yürütüyorsun. Eşekken. Yok kanka bilmiyorum. Tamam neyse. Arkadaşlar sabah ben gece hiç uyumadım. 2.30'da yola çıktım. 3.30'da otobüse bindim. Sonra 6'da buradaydım. Ben de 6'da yurttan çıkıyordum. Sonra bu akıllı arkadaş otobüsü kaçırdı. Evet. Aslında ilk başta tramvayı kaçırdım. Tramvayı kaçırdığım için otobüs kaçtı. Sonra Gizem'le konuşuyorduk işte ne yapsak ne etsek. O sırada bunu konuştuğumuz için treni kaçırdım. Tekrar beklemek zorunda kaldım. Ben bir ara umudu kesmiştim. Öğlen dönüş bileti alacaktım. Neyse arkadaşlar sonra ben dedim ki bari ben tek başıma meydana gideyim gezeyim. Meydana gittim. Ama bak Costa Cafe varmış dedim ya. Aynen gördüm. Meydana gittim. Ondan sonra telefonumun şarjı bitmedi aslında. Soğuktan kapandı. Sim kodumu bilmiyorum. Kanka hayatımın en zor anlarından biriydi. İnsanlara soruyorum diyorum ki telefonu kullanabilir miyim? Hayır diyorlar. Ondan sonra işte neyse sokağın
sürekli Wi-Fi yeniliyorum. Ortada bir yerde durdum. Öyle arkadaşımsın şeyimi söyledi ev arkadaşım. Yok. Yoksa var ya of. Ne yapardım? Bakın arkadaşlar Avrupa AVM'si. Kapitol Dakser. Neyse biz şimdi yiyecek bir şeyler arayacağız. Çünkü dediğim gibi geç kalmamak için kahvaltı yapmadığım için açım. Geç kalmamak için mi? Evet. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Arkadaşlar, Türkiye'yi özlediğimiz bir an daha yaşadık. Burada her yerde gördüğümüz o zapkalarda bir kampanya vardı. Ben hep görüyordum. Sosisli aldığında sosisli aldığında iki tane alırsan tanesi 4 zloty oluyordu. Biz de iki tane aldık. Bize 10 zloty istediler. Diyoruz ki, yani İngilizce konuşmaya çalışıyoruz ve asla bilmiyorlar zaten İngilizce. Diyoruz ki iki tane aldık. 8 olması gerekmiyor mu? İşte diyor ki iki tanenin fiyatı 4 zloty. Yani tanesi 4.99 olduğu için 10 zloty. İşte kampanyayı gösteriyoruz tabeladan. Ondan sonra geldi böyle 3 saat baktı böyle. Ondan sonra gitti. Sonra translate'e şey yazdı. There is no that campaign. Neydi kampanyanın İngilizcesi neydi? Bilmiyorum. O artık yok diye. Ve hiçbir şey almadan döndük. Böyle insanlarla anlaşamamak çok yoruyor. O yüzden ülkemi bu yüzden özledim ya yine. Ya ben onu sabah çok kötü deneyimledim. Evet. Ağladım. Ya bir yerden bir şey almaya çalıştığında çok zorlanıyorsun. Çünkü anlamıyorlar. Translate'den falan gösteriyorsun bazen. Hani mesela 8 yapıyorum. Onu bile böyle yaptığımda anlamaz da yani. 8 yapıyorum. Hani onu bile anlamaz. Money yapıyorsun onu da anlamıyor. Bir de şey özelliği var. İngilizce konuşuyorsun mesela. Ona diyorsun ki Polish bilmiyorum diyorsun. İnatlaşıyor, lehçe konuşmaya devam ediyor. Anlamadık. Biz de zaten şu an sıkıldık pozdan da. Abi çok sıkıldık ve gece dönmeye çalışıyoruz. Normalde 2 gün kalacak. Evet, 2 gün kalmak için biz de otobüs biletlerimizi öyle aldık. Couchsurfing'den de Gizem birileriyle konuştu. Onlarda kalacaktık ama şu an böyle bir rahatsız hissettik. Sağ ol, çanta boşuna. Şehri de çok sevmedik. Ben evimi özledim. Ben yurt odamı birazcık özledim. Yurt odamı da özlemezsin bu arada. Şehri birazcık sevmedik bir de. Sıkıcı geldi. Gezilecek yerlere baktık. Zaten meydanda gördüğümüz yerler. Zaten meydanda videolarını çektiğim yerlermiş hep yani. Aynen. Öyle şu an kararsız. Birazcık daha gezeceğiz. Ben i̇şte park bahçe gidelim. Var. İşte Wrocław'a gidebiliriz. Ama benim sen için çok fazla bana. Yol oluyor. Yani buradan aşağı inmem lazım. Ondan sonra Wrocław'dan tekrardan yukarı gidince çıkıp Bydgoszcz'a gitmem lazım. Sokağımın toprağını öpeceğim arkadaşlar. Ben de yatağıma girip RuPaul's Drag Race izlerim herhalde. Klip çekimi. Arkadaşlar, gezilecek yerler listesine baktık. Bir tane kilise vardı. Yani şey, Poznan Katedrali diye. Oraya gidelim dedik. Böyle işte köprüden falan geçtik böyle güzel. Ondan sonra bayağı bir yürüdükten sonra şey fark ettim ki yanlış yöne gitmişiz. Köprünün üzerindeyken bir tane uzakta bir katedral gördük, tamam mı? Dedim ki Gizem'e, kanka bak burası da galiba gidilmesi gereken yerlerden biriydi. Buradan görmüş olduk dedim. Güldük geçtik. Halbuki uzakta gördüğümüz yere gitmemiz gerekiyormuş zaten. Şimdi yine aynı yoldan geri dönüp sağa dönüp o tarafa doğru gideceğiz. Senin eklemek istediğin bir şey var mı Gizem? Yoruldum, ayaklarım acaba. Evet, yorulmuş ve ayaklar acımış. Yani yürüyeceğimiz bir güne bot giyerek gelmiş. Bugün de bayağı bir güneşli olduğu için hava iyi. Ama sabah çok soğuktu. Tarzından ödünlendirmek sabah, için bot giydim. Sabah ben eşofman ve spor ayakkabıyla geldim. Çünkü yani... Gömlek giydim abi. Aklı olan... Gömlek giydim. Ben de gezmek için geldim. Ve kamp çantam. Evet, bir de şey ne söyleyecektim ya. Ha, sabah o kadar soğuktu ki. Zaten şey bildiğin çiğ yağdı sabah. Aynen. Mesela şey bizde İstanbul'da mesela arada bir olur böyle. Sabah kalktığında yerler birazcık beyaz olur. Burada bildiğin çiğ üzerimize yağdı. Yani sabah zaten yerler beyaz gibiydi. Bir de üzerime böyle yağdı, çantam falan beyazlaştı böyle, garipti. Ellerim buz gibiydi. Elim yani bir saat falan kendine gelemedi. Aynen ve hani şey tren garı falan da şey
soğuk, tuvaletler paralı falan. Bir de ben çok meydanda zorlandım. Sokakta kaldım. Evet. Onun senin suçun değil ama olsun. Arkadaşlar az önce anlattığım yere geldik. Şu an Gizem'e fotoğraf çekmeye çalışıyoruz. Asla beğenmiyor. Şöyle arkamızda kilise gözüküyor. Katedral pardon. Yani pek bir olayı yoktu. Geldik böyle şey havasına girdik böyle. Geldik durduk. Okay, let's go. Yaptık ve dönesimiz geldi. Şu an tren ve otobüs şeylerine baktık. Saatlerine falan baktık. Ne zaman döneriz, nasıl döneriz falan bakıyoruz. Sadece nasıl döneceğimize bakıyoruz. Ve hani şey, normalde ikimiz de mutlu değildik. Ben yurttan memnun değildim. Gizem de bu haftalarda falan sıkılmaya başlamıştı. Bir gezelim dedik abi. Şu an evimize ve yurdumuza olan bağlılığımız arttı. Ama yani şey, bizim plansız çıkmamızla alakalı muhtemelen. Çünkü hani gezecek yer listesi falan abi, yapmadık. Yer. Ama yer de yok. Yani gerçekten ben böyle... Ben yatmak istiyorum şu an. Gerçekten güzel böyle gezilecek bir yer de bulamadık. Park bahçe vardı, göl falan vardı ve çok uzaktı hepsi. Bir de şey, kalacak yer sıkıntısı. Dediğim evet, gibi biz kitesurfing'den bulmuştuk ama böyle birazcık sonradan da çok istemedik orada kalmayı. Şu anda da böyle rahat kalamayacağımız bir yer olduğu için böyle şey olamadık. Gezmeliyiz havasına giremedik de yatmalıyız havasına girdik. O yüzden şu an evimize ve yurdumuza dönmek istiyoruz. Ama ben nasıl döneceğimi bilmiyorum. Çünkü tren istasyonu benim evime çok uzak ama bir şekilde hallederiz. Oraya gittikten sonra otobüse, tramvaya bir şekilde hallederiz. Kendisi rahat tabii arkadaşlar. Arkadaşlar meydana da geldik. Storylerimizi, videolarımızı çektik. Gizem'e fotoğraf çekemedik. O yüzden çok üzülüyorum. Çünkü güneş gitmiş. Gitmemiş aslında. Bak yüzümüze vuruyor. Hayır. Çok şey yani. Camdan yansıyarak vuruyor. Hayır. O yüzden değil. Bak etrafa bak. Sürekli bir şeyler pislik. Ya evet işte bizim şansımıza bugün Poznan'da bu meydanda Rinek'te okuluşunu da yeni öğrendik. Öğrendi. Öğrendim doğru. Full tadilat var. Yani çektiğimiz fotoğraflarda da böyle full havadan çekmek zorunda kaldık. Veya böyle güneş aynen açılarıyla falan çok karanlık çıkıyordu fotoğraflar. Öyle biz çok verim alamadık. Yani eminim siz gelseniz daha güzel gezerdiniz. Biz, hayır. Biz böyle bir eğlenemedik bilmiyorum. Deneyim. Başka şehirleri deneyeceğiz bir de. Arkadaşlar hiçbir şey yapmadan gitmemiş olalım diye pierogi aldık. Gösterelim kameradan. Denemek için ikişer tane aldık. Tanesi 1,5 zlotiydi. Normalde biz kapıda 1,20 zloti olarak gördük ama içeri girdiğimizde öyle bir seçenek yoktu. Biz en ucuzlarını aldık. Bir de 1 zlotilik vardı ama o galiba boş falandı. Çünkü bir şey yazmıyordu. Boş baklava. Ben karışık etli aldım. Her çeşitten vardı. O da patatesli aldı. Yorumlarını alalım. Güzel, ben patatesi çok severim de bir olayı yok. Değil mi? Ben patatesli yemiştim o yüzden tekrar denemek istemedim. Üzerinde sosla falan yine iyi de yani gerçekten olayı yoğurt yok lazım yani patatesinin. Şimdi ben deneyeyim bir de. Deniyorum. Yok ya ben bir daha olmam. Bu bayağı güzel. Harbi mi? Kaşık etlisi bayağı güzel. Ben çok beğendim. Zaten et çok severim. Ben çok beğendim. Zaten bize okulda denettirmişlerdi. Her yemeklerinde böyle şey gibi hissetmiştim. Bir şeyler çok güzel ama hani bir şey eksik. Veya hani bir malzemeyi değiştirseler muhteşem olacak gibi falan. Pierogi'de de işte kıymalı veya etli olursa muhteşem olur diye düşünmüştüm. Gerçekten de muhteşem oluyormuş. Ama çok yapışıyor. Hatıra olarak kaşık da aldık. Abi gökyüzü sandım şey. Oha ben gökyüzü sandım.
Evet arkadaşlar, muhtemelen ben videomu burada bitireceğim. Çünkü biz dönüyoruz. Aynen, çatal aldık. Şu an tren istasyonuna doğru gidiyoruz. Yapacak başka bir şey bulamadık. Yani daha sonra belki tekrar gelirim, bilmiyorum, ama gelmeye de bilirim. Bence gelinmez. Çünkü yani şey, işte Gdansk, Varşova, Krakow, buralara gitmek istiyoruz. Bakalım geleceğinde ne olacak, bilmiyorum. Kalmamış ki. Arkadaşlar, tramvayla yanlış yöne gittiğimizi fark ettik. O yüzden şu an indik ve 20 dakika tekrar yürümemiz gerekiyor. Ama olsun, gezmek de bunu gerektirir. Bir Avrupa şehrinde sokakları geziyoruz bu şekilde ve her yeri yürüyerek gezdik. Bir tane çiçekçisi musalla tutuyor. Evet ya, tramvay durağında anlamıyoruz diyoruz. Konuşmaya çalışıyor. En son konuşmalarımızdan bir şekilde Türk olduğumuzu anladı. İşte Türkiş Türkiş diyor. Biz de evet dedik, ondan sonra işte ben de Türk'üm tarzı bir şeyler dedi. Ben de are you falan yaptım böyle. Sen inandın mı? Evet inandım. Ama halbuki çiçek satmaya çalışıyor hala yani. Neyse, şu an biz trenimize doğru yürüyeceğiz. Umarım geç kalmayız. Umarım. Bak öldürürüm seni, umarım deme. Geç kalmayız. Bugün her şeye geç kaldım ama son trene geç kalmamayı umuyorum. Videoyu burada bitireceğim. Buraya kadar izlediğiniz bir sonraki, için... ne? Bir sonraki şeyi... Ne denir ona? Bir sonraki varış noktamız. Hayır. Destination. Evet işte. Türkçesi aklımıza gelmedi. Bir i̇şte sonraki destination'ım. Siz seçin aynen. Şey yani, arkadaş grubum olarak siz seçebilirsiniz. 5 kişi. Aynen 5 kişi. Bunu izleyen 5 kişi. Evet, sonraki destination'ımızda evet seçimi size bırakıyoruz. Yorumlarda nereye gitmemizi isterseniz oraya gideceğiz. Umarım bu sefer bir günden fazla kalırız. Bir gün kalmadık, gece kalmadık. Abi ne yapalım, adam dönmedi bana. Aynen, adam dönmediği için. Kesinlikle. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.